Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Neredeyiz? Arkamızda görmüş olduğunuz gibi Kapıkule giriş kapısı. Şu tır da bir geçsin. Aracımız içeride kaldı. Toktora takıldık. Yükümüz toktorluk olduğu için mecbur. Dünden beri yatıyoruz. Yani dün pazardı, bugün pazartesi. Memurlar gelecek. Sonrasında işlemleri bitirince çıkacağız. Bursa'ya devam edeceğiz. Şimdi buradan çıktık. Müsaade istedik. Normalde yaya çıkamazsın. Araçla çıkman gerekiyor. Gidiyoruz. Bir kahvaltı yapacağız. Bir kardeşimizle. Onun bir kullanmış olduğu Volvo 540 iç tanıtımını yapacağız. Aynı zamanda kendisinin de bir kanalı var. Yeni bir kanal açtı. YouTube çekimleri yapacak. Sizlere onu tanıştıracağım. Şöyle bir 20 dakikalık video yapacağız. Bu hafta içi inşallah onu atacağım. Bugün pazartesi. Çarşamba ya da perşembe günü onu da atarız. Şimdilik sonlandırıyorum. Birazdan devam edeceğim. Evet, birazdan dostlar 540 bir Volvo'nun iç tanıtımını yapacağız. Evet dostlar, Volvo'dayız. Volvo'nun iç tanıtımını yapacağız. Serkan kardeşimizi, Sercan'ı sizlere tanıştıracağım. Volvo'nun iç tanıtımını Sercan bize söyleyecek. Biz de ondan dinleyeceğiz. Şöyle kamerayı çeviriyoruz. Önce Sercan'ı tanıyalım. Kim Sercan? Abi merhaba herkese, evet. Öncelikle sana da merhaba, kanaldaki herkese de merhaba. Merhaba. Serkan Özgü, 33 yaşındayım. Evet. Meslekte yeni diyebileceğimiz bir zamandayız. Alışma yani yaklaşık bir yıl oldu mu? Tabii tabii, birinci vizemi bitirdim. Yani ilk 6 aylık vizemi bitirdim, şimdi ikinci vizemdeyim. Evet, bir yıl oldu yaklaşık. Yani birçok Avrupa ülkesi, yani Ukrayna, Belarus da dahil. Şimdi Ukrayna'dan geldin. Aha, Ukrayna'dan geldim. Daha öncesinden ne yapıyorduk Sercan? Daha önce bir kendi işletme geçmişim var. Ticaretle uğraştım. Evet. İşte turizm geçmişim var. Uzunca yıllar yöneticilik yaptım turizmde. Otelcilik. Otelcilik, evet yani. Bu arada arkadaşlar Sercan çok güzel yemek yapar gerçekten. Eyvallah. Videolarında kendisinin de bir kanalı var Sercan'ın. Sizlerden ricam olacak. Bu başlık olarak koyacağım. Bir de açıklamaya da kanalının linkini atacağım. Bu arada Sercan'a abone olursanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Ben yanlış anlamayın, herkesle böyle bir videoda çekmiyorum. Mert Kaptan'la çektim, bir de Sercan'la çekiyorum. Sercan'a destek verin. Yemek yapma işini çok seviyor. Yani bu bizim bu yani yol videolarında da insanlar çok yemek yap abi, yemek videosu yap abi, şu video yap, bu video yap. Yani genelde hep yemek videosu istiyor. Benim dolabım çok müsait olmadığı için şey yapmıyorum yani, belki yemek videosu yapmıyorum ama şimdi dolap yaptırdım. Nasip olursa takacağız. Ondan sonra güzel yemek videoları yapacağız. İnşallah. Sercan'ın dolabı da çok güzel. Büyük bir dolabı var, geniş bir dolabı var. Tırsan bizim dorsemiz. Çok da bir Schmitz'in palet dolabı gibi değil ama küçük dolapta, aynen, imkanlar çerçevesinde. Ben biraz şimdi nasıl diyor camiada, dolapçı mı? Dolaba düşkünüm. Ben ya de yemeğimi... Adamla 3-4 saat oturduk, 2 sefer yemek yedim. Yani maşallah. Ya güle sıkıntı yok. Benim de güle sıkıntım olsa ben de yerim. Yani ben şimdi metabolizma yakıyor. Yaşım aynen, genç. Aynen. Şimdi ne kadardı bu arabadasın? 0.000 abi yaklaşık, evet, 0 geldi araç. Şu an 40.800 yaptık abi arabayı. 40.800. Hayırlısıyla. Arkadaşlar Sercan bu yurt dışına başlar iken patronu ile bir sefer gitti. Bak bu videoları o kadar adam benimsemiş, izlemiş. Bütün evrak prosedürlerini kendisi yaptı. Patronun yanına aldı onu. Bir sefer gitti. İkinci sefer sıfır araba verdi ona. Tek başına Avrupa'ya gönderdi onu. Yani bu iş biraz da kişiye pahalı değil mi? Yani biraz kabiliyet olacak. Tabii, ne bileyim. Çabuk kavrama işte yetenek. Aynen, yetenek. Yolda en önemlisi insan. He, yetenek olacak. Sercan da yetenekli. Bak şimdi bu servis Ukrayna'ya gitti geldi ama bir daha gitmeyecek. Çok çok savaş alarmı çaldı. Uykusuz kaldı arkadaş orada. Şimdi Volvo'nun şeyiyle ilgili memnuniyet ve şikayetlerin nedir mesela Volvo'da? Abi ben araçtan şikayetim yok açıkçası. Ben zaten, evet, Volvo'cuyum. Bu, evet, mesleğe başladım. Volvo hani, hayranlığıyla başladım. Evet. Araçtan şikayetim yok. Artı aracımız dolu bir araç. Evet. Firmamızın araçları zaten dolu geliyor. Evet. Yani park klimasından burada özel kahve makinamıza kadar. Şöyle yani. Çevireyim kamera. Yani şöyle gösterelim. Kahve makinamız burada. Az var. Daha çek bu yana, az tam çek. Abi. Çek abi. Heh. Kahve makinamız. Evet. Yani. Şöyle açık. Filtre kahve. Tabii filtre kahve demliyorsun. Ben bunda normal suyu da kaynatıp kendi çayımı da yapıyorum. İşte ya da şey yap, ya da çay da yapabiliyorsun değil mi? Çay demle, suyunu şey yaparsın. Tamam. Buradan çünkü kahve demlediğin bir yerde tekrar. Başkan çay... bu ne? Şu. O su haznesi abi. Burada kendi onu aktarıyor. Demleme buradan damlama yolu. He şuradan evet. Şuradan geliyor, anladım. Bu hazne alıyor. Tamam belli aynı şey gibi. Kahve demleyecek sıcaklığa ulaştığınca buradan onu damlatıyor ya veya. Sadece şu kahve makinesi bir araba yapar ya. Yani. Tabii yani. Nasıl? Aynen. Şöyle söyleyeyim. Yani bu büyük bir olanak. Yani burası yolda, şu ne başkan? Bu suyu tutmak için abi. He, su şeyi. Çok aynen, güzel ya. Evet. Veya burada ikinci şoför gidiyor diyelim. Sen kendininkini yanına al. İkinci şoför kendine suyu yapıyorsun. Ay maşallah. Dur bakayım. Oo güzelmiş ya. Burada işte burası evrak gözümüz. Evrak gözümüz. Çekmecemiz burada, var. Evet çekmecemiz. Hesap tahtamız falan burada. Tamam. Buzdolabımız hemen yanında. Tabii buzdolabımız burada abi. Hemen yanında. Bu şekilde. Bu fonksiyonlar bir üst modelde mesela 750'lerde dahil ediliyor. Yanlış bilmiyorsam. Çünkü yanlış bilgi de vermeyeyim. 750'lerde burası kullanılır halde. Çünkü yatağındayken buradan park klimasını, işte aracın bazı fonksiyonlarına erişebiliyorsun. 750'lerde arka cam da açılıyor değil mi orada? Ha 750'lerde bu cam da var. Hatta 540'ların bazılarında da var. Bu opsiyonel bir durum. Aslında var şuraya tam kamera koyma yeri biliyor musun? Tam senlik burası. Kullanabiliriz tabii, bakalım. Şimdi oraya yola... GoPro 8 takabilirsiniz. Evet mesela. Evet yola çıkarsak. Burası işte yedek şoförün yatacağı yatak. Şu kayıyor mu böyle sabit mi? Tabii tabii bu sabit değil, bu değiştirebilirsin şeyi. Bu arada koltuklar da orijinal arkadaşlar. Tabii, orijinal. Yarı teri yarı kumaş yani ortası sırtınızın gelebilecek yeri kumaş oluyor hani terlemesin diye yanlar. Araba teri kokuyor. Daha yeni kokuyor. Sercan sigara da içmiyor değil mi? Ben sigara da kullanmıyorum evet. Sigara da kullanmıyor. Şey nargile falan yok, içmiyorsun. Hiç herhangi bir dumanlı bir yani böyle ürünü hepsine karşıyım yani. Senden de bir şey olmaz o zaman. Ondan sonra hemen yeşil ağacıyız biz abi. Hemen karşıda ne var? Çakmaklık da var orada değil mi? Bu şey televizyon güç vermek için abi 12 volt 10 amper. Televizyon takma yeri. Tabii televizyon hazırlıyor. Burada her şey hazır. Sadece televizyonu... Koltuklar dönüyor mu bu arada? Koltukları dönmüyor abi. Sıtmalı. Bu vitesi buraya koymuş. Tabii vitesi buraya almış. Yine aynı şekilde devam. Vitesi buraya almış. İşte burada aracın ekstra sürüş kontrolü. Şu manuel A. Tabii manuel kendi. A şey yani ileri. Normal otomatik tabii. Boş. Geri vites. Burada modlar var işte. Senin aracın şey durumuna göre değiştiriyorsun işte. Burası rampa böyle. Bak burada mesela bilgisayar falan koymak için. Burası gayet hoş yani. Orası sigorta kutusu onun altı. Ha şunun altı. Ha, bunu buradan alıyor açıyorsun. Ekrana girelim. Kontağı bir aç. Şimdi kontağı açtık kardeş. Şu direksiyonu indirsen aşağı biraz. İndireyim abi. Bu hayalet ekranı var bunda gözükmüyor şu an. Yok abi hayalet ekran şey nedir? O normal önündeki şeye yansıma oluyor yani ön cama yansıma. Tamam. Şu tuşlar ne mesela? Bu tuşlar abi fonksiyonel işte aracın hangi ekranda kullanmak istiyorsun. Burada işte sana aracın kantar işte kaç ton yükün var. Bunu dingilleri gösteriyor. Tabii tabii kaç ton hangi dingile göre ağırlıklar. Burada aracın açı durumu. Tamam. Burada normal kendi bunlarda navigasyonlu sürüş modu var. Önüne istersen alabiliyorsun. Buradaki navigasyonu önüne yansıtıyorsun. Ha bunu önüne alabiliyorsun. Tabii. Var mı araçta navigasyon orijinal? Kendi orijinal navigasyonu var. Şöyle hangi program? TomTom navigasyonu diye. Bunun bir navigasyonu var. Var he mi? Aha. Çok iyi. Açıyorsun abi burada. Maşallah. Bunu ben şeyde kullanıyorum. Genelde nasyonel ve ana yolları görebilmek için. Mesela trafik yoğunluğunu da gösteriyor burada. Bir dakika abi. Şimdi şey ara diyor. Burada ben bir adres girmek istiyorum. Gir abi. Bu haritayı ekrana alabiliyorsun oraya. Aynı ama daha yakın modda. Yani daha alabiliyorsun. Yakın. Yani oradaymış gibi zoomlanmış modu. Yani şöyle yakınlaştırmış şekilde görebiliyor kendini yani. Aynı zamanda hem navigasyon hem tablo ekran, radyo şu bu değil mi burası? Tabii ben şimdi onların özelliklerini size göstereceğim şimdi zaten. Şimdi buradan normal aracın multimedyası. Burada işte cihazımı ekliyorsun kendi kullandığın cihazı. Bluetooth'tan bağladığın zaman telefon geldiği anda zaten burada şeyse buradan yanıt verip ekrandan yeşile basıp yesi verip tabii konuşabiliyor veya kapatabiliyorsun. Direkt aracın multimedya sisteminden konuşabiliyorsun. Gayet net anlaşılır. Burada senin direkt takograf bilgilerim var. Takoyu veriyorsun orada. Takoyu buradan. Bu çok önemli bir şey. Birçok araçta bu zaten yok. İşte burada hangi sürüşte misin, çalışıyor musun, işte ha, onu gösteriyor. Takoda mısın, günlük ne kadar kalmış, haftalık uzatılmış sürelerini, yani 2 tane 10 yapabiliyorsun. İşte 15'lerini falan, onları falan burada gösteriyor sana. İşte takograf bilgisi var. İşte burada sürücü yönlendirme dediği bir durum var. İşte bu oturum açmış olman gerekiyor. Bizim o şeyimiz yok. Evet. O biraz da senin o sürüş bilgilerin, işte üst şeyler. Aynen. Burada seyahat bilgisayarımız var. İşte aracın yakıtı, işte kaç kilometre gittin, ne kadar yakıt yaktın. Tamam. Totalde onu gösteriyor sana. Sonrasında? İşte ondan sonra da işte burada park kliması, yük göstergesi, lastik basınç, kamera. Mesela sağ sinyal verdiğin anda kendi otomatik açar. He. Evet. Bak ne güzel. Kör noktanı sana gösteriyor. Kör noktayı gösteriyor. Sağ sinyali kapattın mı belli bir 3-4 saniye içinde. Bak şurada kapattın. Gösteriyor, saniye yazısı. Evet. Aa dur kapatma bir saniye. Şu şey çok hoşuma gitti ya. Şu sinyali bir daha ver bakayım, sağ sinyali. Bu normal hareket halindeyken. Allah Allah. Sana gösterir. Mesela aracı, yanında araç var mesela, tam aracı tam geçtin mi? Evet bak mi? Hemen sağdan yola araç çıkıyor. Aynen. Mu? Eğer sen görmedin, sinyal verdin, sağa geçeceksin. Hı. Yandaki aracı görmedin. Hemen orada bir sistem var, algılayıcı kör nokta. Ha, şu. Hemen sana oradan korna çalıyor. Araç kendisi. Şurada alarm veriyor araç. Tabii işte. Korna sesi aynen geliyor sana ki evet, sağa geçme, sağ tarafta araç var. Çok güzel o ya. O da bununla şey yapıyor. Bu şerit takip bizde var bu zaten. Bu tuştan aktif oluyor. He, o tuşu aynı da. Bu da çarpışma önleyici. Tamam. Bu da DAS dediğimiz olay, sürüş halinde evet, şoförün tamamen dikkatini yola vermesini kontrol eden. Veriyor mu vermiyor mu? Algılıyor, seni kontrol ediyor. Yani şöyle başka bir şeyle uğraştın, sağa döndün, yola bakmadın, anında uyarı veriyor sana. Allah Allah. İkinci uyarıda direkt sistemleri devre dışı bırakıyor. İşte yol, işte nedir o? Kruz kontrolü falan devre dışı bırakıyor direkt. Hani ilgilenmiyorsun ikinci uyarıda. Anladım. Hani şey yap diyor sana. Şu DAS. Evet. Anladım. Bu da diğer bir şey özelliği. Bu şeritten araç çıkarsa bu sadece takip. Şerit takip bu. Bir de 2 tane tuş var burada. Bu işte şeritten çıktığı zaman basarsan aynen titriyor bu direksiyon. Üstteki hafif bir sesle beraber direksiyon titreme veriyor. Üstteki. Bu da aracı tekrar şeridine alıyor. Onu da açık bırakırsan. Aa. Aracı direksiyona kendi müdahale ediyor yani. Peki bunlarda şey var, direksiyonu bırakıyorsun gaz. Yok. Bu araçlarda sende yok mu? Yok o araçlarda. Aa. Zaten Volvo'larda o sistem normalde yok. Volvo'larda var ama öyle bir şey. Ben olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bu sistem işte. Yani aynen, seni yola alıyor. Yani sen 3 kadem mi rotar derim? Yok bu motor freni abi. 3 kadem. 3 kadem motor freni. Yok abi 1 2 3 3. Yok bak bir de otomatik var. 1 2 3. Yok o 0 abi. 3. Evet şeyi var. Otomatikte şu an otomatiğe aldın. Motor freni rotarder yok bu arabada. Motora bir şeye bas bırak ya. Siyah sol taraftaki direksiyondaki tuşlar neydi? Bunlar işte rampa inişlerde şeyi kontrol ediyorsun. Kaç kilometre hızla inmesini istiyorsan onu giriyorsun. Tempomat. O seni o hızla rampa aşağı indiriyor. Kendi otomatik fren yapıyor ve rotarderi kullanıyor motor freni yardımıyla. Hemen şunlarda radyoyu açıp kapatıyor. Ses kontrolüm var. Burada işte direkt arama, telefon açma, kapatma, arama, görüşme var. Şöyle yana koymuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her şey elinin altında yani. Şu iç lambayı yaksana komple. Yakalım. Buradan yakıyor. İç aydınlatmamız. Bu kadar mı iç aydınlatmamız? Evet, iç aydınlatmamız bu kadar. Hemen şuraya koymuş. Evet. Bir de buraya koymuş bak. Evet. İşte öndeki aracı ne kadar mesafeden takip etsin diye yani cruise kontrolde onu ayarlıyorsun. Burada işte hızını ayarlıyorsun. Bu çok önemli. Yakıta çok direkt katkısı var yani. Buraya 3 tane çakmaklık koymuş. 12, 24 değil mi? Bir de sigara çakmaklığı koymuş. Aynen. Kullanmıyor. Ben bir tane işte burada tek mount'umuz var. İşte onu şey yapıyoruz. Kullanıyorum. Tamam. Onun dışında koltuklar dönmüyor. Koltuklar dönmüyor. Deri kumaş karışık. Şöyle bastık, buradan açıp kapama yapıyorum. Yani, onun dışında aracın işte rampada aracın yüklüyse rahat kaldırabilmek için burada bir destek sistemi var. Basıyorsun. Yokuş kalkış desteği. Yokuş kalkış. Araban hafif hareketlenince bunu kapatıyor. Genelde bütün arabalarda var. Bak şu da güzel. Mesela su koymaya, işte kahve koymaya değil mi? Kahve yolda giderken buraya mı koyuyorsun? Kahvemi genelde ben buraya koyuyorum. Az daha bu yanında olsa mesela değil mi? Yani ama o aslında kullanışlı. Yani şöyle ben şimdi Volvo'nun direksiyonu da bayağı şey yani. Ben böyle kendimi ayarladığım zaman böyle çok rahat. Tamam. İşte şunu bir elimi tutacağım. İçeride şey kaldı ekranda. Burada USB'lerimiz var. Type-C çıkışı yok bu arabada. Tek bir eksik söylersem onu söylerim. Type-C. Tamam, Type-C USB'ye dönüştürücü var. Taktığın zaman. Dönüştürücü, evet, onu da öyle kullanabiliyorsun. Bende var, istersen vereyim sana bir tane. Olabilir. Ben şimdi 1851'de sürdüm abi, biliyorsun. Ha, evet. 1851'de direkt Type-C çıkışı vardı. Aynen. USB de vardı. Bu araçta evet, bir dediğim o. Tamam. İşte bunun ayrıyetten işte farları şeydir. Otomatik uzunları kendi yanar. Evet. Karşıdan gelen ışığa göre o tarafı kısar. Mercedes'e binmiştim, o da aynısıydı. O tarafı kısar. Diğer aynen, karanlık bölgeye ışığı verir ki karşı şoförün gözüne... Ben de şeye gitmiştim ya, Hatay'a. Yolda giderken karşıdan araba gelmiyorsa otomatikmen şeyi yakıyor, uzunları yakıyor. Bu da öyle. Karşıdan araba geldiğinde uzunları kalkıyor. Sen yakmak istesen de yakamazsın. Yakmıyorsun, evet, açmıyor. Yani açmıyor. Selektör bile yapamıyorsun. Eğer aynen, çok şey varsa... Aynen. Yukarıda şey, neyimiz var? Işıklandırmamız burası arkadaşlar. Orada abi. Takografımız, şu tüymeler ne bunlar? Bunlar işte tepe lambalar, şu globulator yazısı var. He, abi. Tamam. İşte bu, şu sola mesela direksiyonu sola çevirdiğimizde altta sis farları, he, önümüzü sola döndüğümüzde he, sol tarafa aydınlatıyor. Sağa döndüğümüzde. 3 tane dolabımız var. Şöyle. Aynen, orada dolaplarımız var. İşte hatta 4 tane, bir tane de burada küçük dolabımız var. Açabiliyorsun buradan otomatik. Evet, sen aç bakalım az. Yukarıda kadar kaldırıyor. Oraya kadar kaldırıyor. Kaldırıyor. Oradan tamam, bir işte hava desteği, sinekliğimiz var. Veya tamam, tamamen üstüne de kapatabilirsin. Dur bir dakika. Şuradan abi şöyle de yapalım. Şey oldu. Şimdi onun dışında... Onun dışında burada uyarı sistemi var. Herhangi şoförün herhangi bir acil durumda burada direkt otomatikmen uyarı gidiyor. Hı hı. Yani bu şoförün acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor şu tuş. Nereye bildiriyor? Direkt o acil durum merkezi var Volvo'nun. Direkt oraya bildiriyor işte. Allah Allah. Şu tuş he mi? Tabii bas. Ha, vas, acil durum tuşu. Aynen, zaten orada bir sıkıntı, ha, yani bir sıkıntı oldu. Yardıma ihtiyacın oldu. Bir herhangi bir kötü durumdasın, kendini kötü hı, hissettin. Yani hareket edemeyecek durumdasın. Anında. Ulaşamayacak durumdasın. Bu tuş devreye giriyor. Burada işte şey var. Diferansiyel kilidi işte. Ha, onlar bizde de var. İşte hani çamurdadır. Şey şeyler. Bu mu park? Bu imdat. He şey imdat. Böyle yani çekince yani salıyor mu? O çekince çeker, bırakınca salar. Ha, yani böyle bırakınca salıyor. Bırakınca salar. Burada TCS işte karlı durumlarda, hani yolun karlı, buzlu olduğu durumlarda bunu devreye alabilirsin. Tamam. İşte onun dışında aracın yüksekliği, alçaklığı buradan da kontrol edebilirsin. He, öyle mi? Tabii buradan hani diyelim feribota bineceksin veya bir yerden kantardan iniyorsun. Ha, buraya basıyorsun hemen hiç. Tabii tamam, direkt hemen şey yapıyor. Çekici, diferansiyeli. Diferansiyelden. Dengeyi nasıl alıyorsun, dengeyi? O yol durumuna kendi otomatik alıyor. Ha, otomatik. Ha, oradan da hemen. Çok iyi. Çok güzel. Paspaslar orijinal. Paspaslar orijinal. Döşeme yaptırmadın. Döşeme yaptırmadım abi. Kalkıyor mu baspas? Kalkar. Yok tamam kaldırma. Bunlar da orijinal, sonradan bunlar 750'de üzerinde geliyor. Biz bunları sonradan sipariş ettik, aldık. Orijinal Volvo paspasları. Tamam. İki tarafta da var. İkisi de orijinal, çok güzel. Sonrasında burası çok güzel senin için bak. Şuraya kameranı yerleştirirsin. Tamam mı şuraya? Evet abi. Buradan dışarıya çekim yaparsın. Çok iyi. Bakalım. Yakında ekipmanımızı dizeceğiz. Abi şu koltuğu açar, yatağı biraz ufak geldi bana ya. Yatağı abi. He? Yani 51'e göre, 18-51'e göre biraz daha kabin X-Large kabin bu. Evet. FH kabin ama ya 18-51'e göre biraz daha. Şimdi bana göre bu arabada sınıfta kalan tek şey var şu arabada, yani kendime göre, şahsıma göre konuşuyorum. Şu yatak. Yatak ufak yani. Taf'ın yatağı da fena değil. Yani Volvo alınır mı? Gerçekten alınır. Yani bizim patron da aldı ama kendine. Kendine aldı cip yani Volvo'nun ufak arabasını aldı. Evet, gerçekten güzel şeyi var yani. Şoförün dışında sürüşte, yolda mesela müthiş rahat ve güçlü bir araba. Zaten onu bahsettik evet, senden abi. Aynen. Yani hani rampada yani çift turbolu bu 500 ne diyordu seviye? iSave 500'lükler var. Onlar çift turbo diye geçiyor. Yakıtları da düşük diyorlar. Hı. Ama sen diyorsun bu da yani rampada çok etkili. Abi yani 500'lük bu araç rampada maşallah diyelim. Yani hiç 90 düşmüyor. Bulgar'da yani seni ayağını gaza kim basıyorsa ondan alakalı biraz da ben. Aynen. Aynen. Bulgar Roman rampalarında falan hiç sıkıntı yani hiç güçte ben sıkıntı yaşamadım. Vay be. Çok iyi. Teşekkür ederiz. Yani tatmin edici bir gücü var. Artı yakıta da bu direkt etki ediyor. Aracın güçlü olması bazı yerlerde sana zaten. Aynen. Düşük devirlerde çünkü 900 ile 1300 devir arasında ürettiği tork yüksek. Ondan dolayı bayağı bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Bizim de zaten biliyorsun Romanda, Bulgar'da yakıt tasarrufu yapma şansımız yok. Şimdi yaklaşık 20 dakikadır çekim yapıyoruz. Memnuniyet ve şikayetler dedik. Hiç şikayet görmedik yani. Şikayet abi Type-C girişi. Memnuniyetlerden bahsettin. Sen Type-C girişinden şikayetçisin. Benim de tek beğenmediğim bir yanı yatağı küçük. Geri kalan... Valla ben herhalde cüssem yani böyle minimal bir yapım olduğu için ben sıkıntı hiç ayaklarım bile şey yapmıyor yani. Hiç sağa sola şey yapmıyor. Yatarken hiç problem yaşamıyorum. Sen kendine göre sıkıntı yok ama bize göre sıkıntı. Biz bununla çift şoförde gittik kuzenimle. Bir Mersin, Antalya, tekrar Kapıkule bir durumumuz oldu. Hatta şimdi bu seferden sonra kuzenimi de alıyorum yanıma, beraber Avrupa'ya çıkıyoruz. Vizesi İnşallah ilk çekimini yaparsın. Beraber ilk çekimimizi yapacağız. Güzel. Short videolar atıyorum kanala ama daha kanalı böyle tam şeye açmadım yani. Böyle şimdi arkadaşlar Sercan'ın kanalına dediğim gibi bir abone olursunuz. Bizleri memnun edersiniz. İlk videosunu şimdi kuzenin de alıyor yanına. Onu yetiştirecek, nasip olursa birkaç tur götürecek. Sonrasında bu firmada yine devam edecek. Ben kanal linkini atacağım açıklamaya. Yazı olarak da kanalın adını yazı olarak da geçireceğim. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Sercan'ı da takip edin. Çok gerçekten güzel yemek videoları olacak. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.